Olur Şimdi e, bir de sırayla şunu konuşmak istiyorum. Başından beri aslında örnek verdiniz. E, Elon Musk savaşın başında Gazze'ye internet desteği vereceğini açıkladı. ile İsrail karşıtı paylaşımlara sansür getirmeyi reddetti. X'te bir kullanıcının Yahudiler insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti beyazlara karşı kullanıyor paylaşımına hmm. Musk gerçekleri söyledin yorumunu yapınca hedef haline geldi. Beyaz Saray Mask'ın bu yorumunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz açıklamasını yaptı. Ünlü markalar X'e verdiği reklamları keseceğini açıkladı. Mask'ın bu boykottan zararının yıl sonuna kadar 75 milyon doları bulacağı tahminleri yapıldı. Ve netice itibariyle 28 Kasım'da da Haret, İsrail'in Mask'ı kabul etmesi Yahudilere alaycı bir ihanettir. Böylesine zehirli bir insanı kollarını açarak karşılamak ve Netanyahu'nun mirasına bir leke olmalıdır." dedi. Netice itibariyle Musk e, İsrail'e gitti. Netanyahu ile bir araya geldim. Hamas'ın saldırdığı yerleşim yerini ve İsrail Parlamentosu'nu ziyaret ettim. Musk ve Netanyahu kritik bir anlaşmaya da imza attı. Musk İsrail'in onayı olmadan Gazze'ye internet vermeyecekti. Şimdi İsrail Elon Musk nasıl tehdit etti? Neden kalktı apar topar gitti? Musk e, hakikaten ayağına gitti Netanyahu'nun bu arada. Keşke Ve, bunları sorsaydık ya. Duruşu işte <laughs> vakti yokmuş yoksa o da vardı. Hamas, Hamas'a da gidecek mi acaba? Şimdi ama? duruşu neden değişti? Evet ne diyorsun? Yani bu şimdi Elon da olay para mı ya? Zannetmiyorum para olduğunu. Tabii Hamas'ın da çağrısı oldu Musk'a gel bir de Gazze'yi gör diye. Aslında bu birkaç boyutu olan bir konu. Bir taraftan da sosyal medyanın gücünü gösteriyor. Şimdi hakkını teslim edelim. Eğer bu X platformu İsrail'in oradaki zulmünü yansıtan paylaşımlara izin vermeseydi... ...Gazze'de nasıl bir insanlık dramının yaşandığı bu kadar net dünya tarafından anlaşılmayacaktı. Ama gelinen noktada Musk, Netanyahu'nun ayağına kadar gelmek zorunda kalıyorsa... ...şimdi Musk için para 75 milyon dolar evet bir şey değil. Kişisel serveti bir ara biliyorsun... Bir ee, inanılmaz rakamlardı yani e, aylık kazancı hatırlamıyorum da böyle yüz milyonlarca dolardan bahsediliyor sonra e, kaybetti biraz ama onu bile o bile onu etkilemedi kaybettiği para da inanılmaz rakamlar onu etkilemiyor dolayısıyla burada e, dünya cümlü işte Yahudilerin hakim olduğu markaların X platformla işte reklamları keseceği iddiaları da e, söz konusu. Ee, şu da olabilir ya yani öyle bir tehdit mi başka bir türlü bir tehdit mi oldu acaba onu e, bilmiyorum muhtemelen işte. şimdi sen söyledin Amerikan yönetiminin o ifadesi az buz bir ifade değil bu kabul edilemez ifadesi evet. az buz bir ifade bir de maskı sadece biz X'in sahibi olarak da görmemeliyiz maskın çok daha farklı elektrikli otomobilden tut da uzay araştırmalarına kadar çok farklı alanlarda Belki bütün bu araştırmaları bir anda bir şekilde kapatmayı mı tehdit ettiler tabii mesela, değil. taş koymayı mı tehdit ettiler e, acaba Bilmiyorum enteresan bilmiyoruz. paylaşımlar da yaptı bu ziyaretten sonra. Bir taraftan Hamas'ı hedef alan paylaşımları var. Bir taraftan Mas hani İsrail Uzay Ajansı ile ortak yatırımı var. Bir evet tarafımız. bir taraftan da şunu söyledi yani gerçekten insanlığın barışa ihtiyacı olduğunu da söyledi. bir şekilde belki de Yahudi lobisinin de gazını almaya çalışıyor. Yani illa hani Musk burada çok keskin bir U dönüşü yapacak demek de aslında çok doğru değil. Benim Ama endişem. Ama İsrail şey, onaylamadan Gaz'a internet vermemek de ayrı bir sıkıntı. Evet, benim versin? endişem şu, onu söyleyeyim, bırakayım. Bu ateşkes'ten sonra eğer gerçekten iddia edildiği gibi İsrail çok büyük bir katliama, çok büyük bir saldırıya imza ha. atacaksa Onların dünyaya yayılmasını engellemek amacıyla bu adam buraya getirildiyse işte asıl sıkıntı odur. Evet. Ee, böyle yani bak. bir endişem var. Ama şu var. soruyu da sormak lazım: Starlink uydularının erişiminin kısıtlanmasıyla Xin veya diğer sosyal medya platformlarının kısıtlanması aynı şey mi? Bence ayrı şey. Zaten şöyle yani bak. Yani ne demek istediniz? Bu X dışındaki daha diğer açayım. pardon, X dışındaki diğer platformlar Gazze ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmana zaten izin vermiyor. Yapılan paylaşımlar derhal işaretleniyor ve sen bir şekilde kısıtlanıyorsun. Hmm. Bir Şimdi tek X'in Musk'ın açıklamasını dikkatle okuduğumuzda Starlink uydularının internet erişimine kısıtlama getirdiğini görürüz. Ama X'e bir kısıtlama yok. Bakın dikkatli okuyun X'e bir kısıtlama yok. Yani şunu diyor. Ben bir şekilde Starlink uydularını tamam İsrail'in kontrolüne veriyorum ama başka veri aktarım sistemleri üzerinden X ile ilgili bu tür paylaşımları yapmaya devam edebilirsiniz. Peki. Şimdi ee... e, birkaç tane şey söylemek lazım burada e, Elon Musk meselesi e, bir e, şundan korkmamış bir adamdan bahsediyoruz. E, Amerikan Senatosundaki Dış İlişkiler Başkanı'nın falan e, Çin Komünist Partisinin e, en koyu hayranı diye eleştirdiği bir adam Elon Musk. Elon Musk aynı zamanda NASA'nın yapmadığı bir işi yapıyor. Amerika'nın e, uzaya, uzay araçlarını e, uydularını götürüyor. SpaceX'le. Şimdi Çin'den bu kadar çok kredi almış, Çin'de fabrika kurmuş e, bir adam bugüne kadar Amerikan yönetimi ona her şeyi yaptı, geri adım attıramadı. Avrupa Birliği o kadar para cezası verdi, orada da çok geri adım attıramadı. İsrail'e bu gidişin ee, birkaç tane sebebi olabilir ama şunu görmekte fayda var. Bir, İsrail e, maskı bildiğiniz ikna etmeye çalıştı. Yani alıp özel geziyle götürmeleri sonra iksaniye yaptırmaları falan. Bu arada e, Hamas'ın yok edilmesi lafına destek verdi Elon mask. Hayal kırıklığı oradadır. Ama dedi sivil ölümlere de dikkat etmek lazım vesaire vesaire şeklindeki bir şeyle gitti. Burada asıl tartışılması gereken yer Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada uçan bütün siyaları Starlink'leri kullanır. Şimdi e, Ukrayna Savaşı'ndan beri Elon Musk'a karşı hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde ya bir adamın eline biz bu kadar özel sektörden bir adamın eline bu kadar gücü nasıl verdik? Şu Starlink meselesini en azından devletler olarak biz yapalım diye bir çaba var. Yani e, kapitalizmin en üst noktasıdır aslında Elon Musk. Devletleri istediği zaman durdurabilen bir girişimciden bahsediyor. Etkiliyor evet. Amerika Devletten siyah... daha güçlü olan bir girişimciden. Evet Amerika siyah uçuramaz Elon Musk izin vermezse. Bu kadar basit. Şimdi sonuçta bir pazarlama dehasının geldiği nokta açısından son derece ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama şunu söylemekte fayda var. Elon Musk'ın serveti Yahudi sermayesinin reklam boykotundan vesaireden bir yere kadar etkilenir. Eyvallah çok serveti olan bir adam. Ama şunu görmekte fayda var. Ee, Elon Musk tahminen şunu okudu. Tarihi Hollywood stüdyoları yazıyor dünyada. Elon Musk'ın gelecekte nasıl anılacağı da geri adım atmasaydı... ...tahminen Hollywood stüdyoları tarafından belirlenecekti. Yani e, sadece kendi değil kendisinden sonraki süreçte de çok sıkıntı yaşayabilirdi. Ama bizim gelip tartışmamız gereken yer bir kez daha şurası. Kapitalizm diye çok sevdikleri sistem bir tane bir pazarlama dehasını ya da gurusunu dünyanın en önemli adamlarından bir devlet başkanı gibi ağırlandı. Bakın Zelenski istemedi İsrail'e gelme sen dedi kardeşim işimiz, işimiz yok dedi sen gelme dedi. Elon maska en üst düzeyde ağırladılar. Ama bütün hikayeler, bütün hikaye şu. Elon Musk beklenmeyen bir performans sergiledi İlk başta. Ama bütün yaptıklarından aslında bu geziyle vazgeçti. Şimdi Hamas'ın çağrısıyla... Zille mi vazgeçti işte ağır bir tehdide mi uğradı? O tehdit nerede onu bilmiyoruz. Kimin kimi daha fazla tehdit etme şansı var? Şöyle söyleyeyim. Amerika'nın bütün siyahlarını aynı gün yere indirme şansı olan bir adamdan bahsediyoruz. Yani Elon Musk'a tehdit etmek o kadar kolay bir şey değil günümüz şartları içerisinde. Ne yapacaklar? Yani şöyle söyleyeyim sana. Sevmiyor zaten Amerikan yönetiminin sevmediği bir adam Elon Musk. Ukrayna savaşından e, beri işte hiç sevmiyor. Tehdit derken yani ne tehdidi geldiğini bilemezsin. Ya ama bu para Peki. değil bak bu tehdit han adamın kişisel serveti 242 evet. milyar dolar. Arkadaşlar, ben yani de para demedim 75 zaten. 75 milyon dolarlık ben bir şey. Ne kadar payı... söyleyebilirim bilemedim ama çok kapalı söylemeye çalışıyorum. Ya bence de hayır, hayır. yani belki şöyle yorumlayabiliriz. Mask 75 milyon dolar kaybedecek. Onun için yani devede kulak ne yani? Evet. Yani 242 burada bir milyar dolar devletin, serveti olan yani derin var. devlet zamanında başkanı hala kimin öldürdüğü evet. soru işareti olan bir yerde acaba yani işte bu derin devlet bu kadar elim Mask'ı da, Elon da e, baskı altına almış olabilir. Ya bu arada iki tweet'le adam zaten o coin dünyasını bir karıştırıyor. Tabii i̇şte 75 milyon, milyon dolar değil yani. 150 milyon Doğru dolar para. Burada res para. ben para olmadığını düşünüyorum. Evet. Düşünürüm. Para yani 10 tane çocuğu var bu adamın değil, değil mi? Canım, daha açık evet. söylüyorum. Para yani, değil yani. Evet. Bakın, yani ben söylemedim de sen söyledin. Bu adamın 10 tane de çocuğu var. Evet. Yani evet. bence de para değil. Burada başka bir tehdit yani duruyor. Yani şöyle bu bu düşün, iddialar Amerikan hep kurşunlu devlet, Mossad <laughs> e, ya da işte çeşitli arkadaşlar e, sicili, e, sicilini bilmiyor e, muyuz? E, devlet, yani istihbarat örgütlerinin nasıl bir tehdit ben hiç uydum uydu falan düşünmedim yani benim ya kendi ben başkanlarını başka bir şey. öldüren bir devlet. E, onu söyledim yani, değil mi işte. Yani baskı mı enterne demeyecek? Yani burada Tabii şu, para dışındaki diğer başka aktörlerin tehditler. devreye girdiğini de dair bir kanaat oluştu. İşte oradaki temel problem şu yani Çin'de fabrika kurup Çin'den kredi alıp Çin müthiş bir destek verdi Elon Orada orayla bura birazcık farklı. Hayır. Şimdi buradaki temel hikaye şu. Yani e, Amerika ya Rusya'yı vurmasını engelledi Ukrayna ordusu. Ama işte orada muhtemelen başka bir şey oldu. Mesela bir iddia dolaşıyor ortalıkta ne derece doğru bilmiyoruz. Bunun uydularının Rusya tarafından bir uydusunun vurulduğu da o tür te tehditler sonrasında belli bir nötr tavır aldı gibi bir iddialar da dolaşıyor. Valla şey yani ben Elon Musk Kolay kolay e, korkutulacak bir adam gelmiyor <laughs> bana hiçbir şey altında. Hayır işte bu eğer hayati bir takım tehditler söz konusuysa. Eğer hayati tehdit 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 olursa herkes korkar. Hani, Kim vurduya gitme riski evet. varsa oraya gidebilir. Ve evet yani, işin de görmüşse. Tamam şimdi işin öbür tarafına ciddiyete baktığında Amerika Birleşik Devletleri'nde o zaman şimdi bu ziyaretten ve söylediklerinden sonra Amerika'da da sokakta dolaşması zorlaşabilir. Evet yani zaten, zaten şimdi bir Müslüman öyle bir... sanıyorum bu kararından sonra da Öbür taraf bu sefer de sosyal medyada harekete geçmiş galiba. Ya, evet ya o... bu arada çok acayip bir şey ee, Ceninde şu anda şu meşhur hep gördüğümüz şey var ya D9, İsrail'in dozeri. Evet. Ee, Batı Şeria'da Ceninde sokaklardaki asfalta benzeyen ne varsa kaldırıyor şu anda. Ne yapmaya çalıştıklarını hiç anlamadım. Ne demek bu? Ya yani şu anda Gazze'ye soktuğu bu aynısını soktu D9'u. Yani mayın mı arıyor, patlayıcı mı arıyor, ne yapıyor? E, şu anda D9'la e, cenin sokaklarındaki asfaltı kaldırıyor şu an Kazıyor. Evet. Ay ne olabilir ki altında Batı şeriyede? Ba patlayıcı, mayın mı var onu mu arıyor ama bakın bu hep gaz. Asfaltta, gazı... mayın, olmaz. Şimdi, asfaltta asfalt... mayın olmaz. Peki ne asfaltta olabilir? Asfaltta yani? mayın olur. PKK As... çok canımızı yaktı As yani. Kazarlar ve peki, gömerler. Yani, asfaltta mayın döşenmez, yanlarına belki döşenir. Yani onda yöntemi bulur. Bir budur. dakika Batı Şerinin... Yani mağara şeyi asfalt koyamazsın. çok uzmanlık alırınız ama ben de Güneydoğu'ya çok gittiğim için bizim orada asfaltımız kötü olduğu zaman kazıp ha Kötü düzenle, olan yerlerde ha işte, eyvallah. Tamam, ona, ama, ona ama asfalt normal. Eğer asfalt yoksa ona ya, Yani. Cenin de falan öyle yani Ramallah'ta iyi asfalt bulamazsınız zaten de e, yarı şose gibi o zaman. A, aynen öyle. Ha o zaman olur. Buradaki temel hikaye şu, ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım çünkü bu Gazze'de olur. İşin kötü tarafı şu, toplu direniş Gazze'de olur o hatta olur. Yani Batı Şeria'da bugüne kadar görülmemiş bir şey. Hayır bir de orayla ayağa kaldıracaksınız. Hesabınız ne yani? Orada oradasını ayağa kaldıracaksınız. Şimdi bir tarafta Gazze, bir Şu tarafta Batı Şu mu olsun şeriye... istiyorlar acaba? Ee, şey, yani iki tane seçenek var. Bir şehrin altyapısını bitiriyor olabilir. Yaşanmaz hale getirmek için yapıyor olabilir. İki, e, bir şey olsun ve ateşkesi ee, Filistinler bozdu mu dedirtmeye çalışıyor acaba? Ama ki ateş. Mi? Gerçi milyonlarca zeytin ağacını kesen bir kafa her şeyi yapabilir yani. Bilemedim. Yani burada tabii 3,5 milyon civarında Batı Şeria'da ya Filistinli yaşadığını da bilelim. 600 bin civarında da gaspçı, işgalci, hırsız diye tabir edilen e, İsraillilerin getirilip oraya yerleştirildiğini de bilelim. Yani orada bir kıvılcıma bakar yani gerçekten e, şey çok daha şiddetli ama yani şu anda İsrail'in şey ne değil? Batı sayın komutanım, zaten çok böyle huzurlu falan hiçbir değil. olayın olmadığı bir Biz, yer değil. değil. Evet. Ee, evet. Yani burada da işte Özay Bey'in o son söylediği, evet yani İsrail kanallarında, medyasında şu anda Hamas'ın ateşkesi bozduğuna dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ee, ya çok ama şöyle bir değil. şey var. Yapalım. Ben hani bakın, empati yapalım. Şimdi önemli veriler söylüyoruz ama. Ya şimdi İsrail ateşkesi uzatmak istemese yani e, bunun için bir bir şeye ihtiyacı yok yani ateşkesi yaptırıyorum. De, Ama o hani meşruiyet girer. var ya hani eski başbakanlara Ehud Barak da söyledi ya batı dünyasında meşruiyetimizi kaybediyoruz. O hani bir Hı. mağduriyet zırhı vardı ya bunların üzerinde Hitler'in onlara Anladım. diye. Bu Gazze olayı Doğru. o mağduriyet zırhını Olabilir, delik deşik etti. Ee, şimdi onu toparlamak istiyorlar. Ee, bu ateşkes sırasında da... Belki de bir hikaye arıyorlar kendilerine. Vallahi ben bu arada bütün, bölgeyi çok iyi pardon, bilen bir arkadaşım... Pardon, yorumlarda ben tamamen rehineleri kurtarmanın öncelikli olduğunu okuyor evet. ve dinliyorum. Bu arada bölgeyi çok iyi bilen bir arkadaşım yazdı. Bu evet, bu görüntü. Plan, görüntü. E, bunun altında kanalizasyon ve e, su sistemi var. Evet. E, onu da tahrip ediyor. Hani bu girdikleri her şeyde yaptıkları işlerden biridir diye. Anladım da şimdi Batıçeli'ye gazete bu yazdı. niye girdi? durduk yere <laughs> niye yani, bu D9'u hani, insani yani şey, ara varken bunu niye yapıyor? Yani şöyle bir alana hani kusura bakmayın size şey yapmak istemem ama Yok. şöyle bir alana hani mayın döşeyemezsiniz yani. Burada başka bir şey var. Ne, var onu soruyor. Alt yani. Bu alet niye karşı kullanılır? Niye bunu yani yapıyor? Yani aklıma gelen e, ulaşımın engellenmesi. Ya da yani, komutanım, me. mesela, komutanım şu olabilir mi? Araçlar geçemez ama mesela şu komutanım. şu şartlarda. Normal şu, araçlar, ambulans dahil geçemez. Size bir soru şu olabilir mi? Yani bu aracın faaliyet gösterdiği sokaktaki bir evde Hamas'ın üst düzey e, sorumlularının olduğuna dair bir senaryo yazıp orayı bir şekilde e, tecrit etmeye mi çalışıyor acaba? Yok. Ya ya o bu daha var. iyi şey yapar. Oraya bildirir yani İsrail şey askerleri. Şey, bu altyapıyı şey. Bu başka bir şey ciddiye ee, almak lazım. Evet. Yani ee, ben Susuz bırakıyorsun abi. ya şehri. Bu başka bir şey yani. Şehri susuz bırakırsın. Yani bu sefer de orayı mı abluk altına alıp... Abluk altına aldı zaten. Askeri yasak böyle ilan etti. Yani Aslanlığı kuşattı. abluk altına almak derken yani suyunu keseyim elektriğini keseyim... Bakın şu an gazeteki Ceni'nin gazeteden hiçbir farkı kalmadı. Yani askeri kapalı bölge ilan etmek demek... Hı -hı. Sadece telçitle çevirmedin. E tamam şimdi öbür tarafın elektriği, suyu, şu su, bu su gitmişti. Şimdi aynı şeyi burada mı yapacaklar? E, muhtemelen yani yapmaya çalıştığı benim gördüğüm bir ulaşımın tahrip edilmesi. İki muhtemelen bu, bu hatlardan geçen e, yani peki, oradaki iyidir, alt İyi de tamam da şimdi bir yandan Yok. Katar'da bu işler konuşulurken bir yandan işte Hamas şunu yapalım derken Cenin'i e, gören e, Filistin, Hamas fark etmiyor El Fethi. Ee, bu ateşkes devam etsin der mi ya? Yani bu yaptığını ben anlamlandıramıyorum. Yani ya bak Batı Şeria'da hani ne bu yaptıklarını. Bu bir askeri operasyon da değil yani. Bir Batı tane şeriyede... dozerin gelip altyapıyı tahrip etmesi, yolları tahrip etmesi. Yani bunun askeri güvenlik boyutundan da bir yere konduramıyorum. Şey var, var İsmet abi özür dilerim. Batı Şeria'da bunu yıllardır yaptıklarını bir İsrail askeri anlatıyor. Açık kaynaklarda var. Her gece bir devriye en az 3-4 tane eve giriyor. İnsanların yatak odalarına kadar Gıcıklık giriyor. Olsun diye, Ayakla... olsun bütün diye. hadise Eziyet şu. Olsun. Yani sizi burada yaşatmayacağız. Yani buradan gidin. Oldu. Ya bu zaten rutin bunlar. Oradan gidin, buradan gidin. Bir şey kalmasın.